Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 10 gün önce diktiğim çileklerim, domatesim, nanem, maydanozum, biberim, ahududum, salatalığım ve tüplü limon, yediveren limonum var. Fide olarak almıştım bunları. Bu 10 gün içerisinde bayağı yol kat ettiler. Yalnız biberlerim biraz gidici gibi gözüküyor. Ne yaptıysam döndüremedim. Bekleyelim bakalım. İnşallah tutacaktır. Belki yerini sevmemiştir. Ahududu yine bayağı canlı geldiğinden beri bayağı yol kat etti. Çilekler keza hiç yaprakları yoktu. En arkadakiler. Onlar bayağı yol kat etti. Hemen ön tarafında naneler var. Şurada yine salatalığımız var. Onu daha ekeli 2-3 gün oldu. Burada yediveren bodur limonumuz var. Bu bayağı fidan olarak geldi. Boyu da yani 1,5 metreden fazla. Burada da yaklaşık bir hafta önce tohum olarak ektiğim fidelerimiz var. Daha henüz fide de sayılmazlar. Daha yeni yeni baş vermeye başladılar. Ben de yaprakları görür görmez güneşe çıkarttım. Yine nemli bırakıyorum ilerleme kat etmeleri için. Sonrasında da uygun bir saksıya alacağım bunları. Burada nane var, maydanoz var, roka var, reyhan var, tereotu var, dereotu var, semizotu var, marul var, kıvırcık marul var. Bu şekilde. Burada da yaklaşık bir yıldır bende olan 1 metre genişliğinde 50 santim uzunluğunda bir aloe veramız var. 3-4 kez kök verdi. Başka arkadaşlarımıza da verdik. Burada da bir orkidemiz mevcut. Daha önce çok orkide almıştım. Ama bu sanırım yerini çok sevdi. Bayağı büyüdü. Yalnız bunu henüz daha saksı alamadım. Saksı aldığım zaman daha da canlanacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde burada bir fesleğenimiz var. Onu da bir hafta önce ektim. Daha bir şey söylemek için erken. Evet arkadaşlar, burada daha önceden kuruttuğum ve ince ince kestiğim, makasla kestiğim muz kabukları var. Burada yaklaşık 10 dakika 250 derece fırında ısıttığım yumurta kabukları. Daha sonrasında sarımsak havanında dövdüm. Burada da çay posamız var. Bunların hepsinden organik bir gübre yapacağız. Bu hem bitkilerimizi daha da canlandıracak hem daha hızlı gelişmelerini sağlayacak. Şöyle bir pet şişeyi alıp, eğer vazomuz, saksımız daha doğrusu, dikine uzunsa şuradan kesip, yani burayı kapak gibi yapacağız böyle. Şu aşağılarda da delikler açacağız. Sonrasında bir katman toprak, bir katman yumurta kabuğu, bir katman toprak, bir katman muz kabuğu, bir katman toprak, bir katman çay posası, bir katman daha toprak koyup o şekilde buradan beri suladığımızda bu deliklerden saksılarımıza dağılacak. Ben daha önce bu şekilde dikine yapmıştım. Şimdi yatay olarak yapacağım. Çünkü dikdörtgen olan saksılarım var. Onları dikey yapmak istemiyorum. Yatay olarak daha güzel, hani köklere dağılabileceğini düşünüyorum. Onu da şu şekilde, bakın üst tarafından dikey bir kesit attım. Şuradan hani toprak koyabileceğiz aynı şekil. Buralarında kendi açtığım delikler var. Yine aynı şekilde katmanlama yöntemi kullanacağız. Niye bu şekilde yapıyoruz diye soracak olursanız, bu gübre yaklaşık bir ay kadar saksımızda duracak. Sonrasında bu gübreyi yenileyebileceğiz. Bu şekilde bitkimizin kalsiyum, potasyum gibi temel minerallerini de karşılamış olacağız. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi önce bir katman toprak koyuyoruz. Evet, biraz muz koyuyoruz. Bahsettiğim gibi. Thank you.
Benim saksılarımda pomza taşı var en altlarında. Dibin çürümemesi için olabildiğince fazla sularsam. Torf perlit karışımı kullandım. Onun haricinde de solucan gübresi biraz ekledim. Limon fidanının dibinde de bahçe toprağı da var. Şimdi biraz daha toprak koyalım. Şimdi çay posası. Çayda bol miktarda flor var. Yaklaşık 100 gramında 56.400 ppm olduğu söyleniyor. Yani normal bir diş macununda bir tüpte 1000 ppm var. Evet, yatağımız hazır. Ayrıca bu karışımı sonradan ürün almaya başladığınızda kahve eklediğinizde daha da canlanacağı söyleniyor. Deneyip biraz birlikte çok fazla kanalda duydum bunları. Bu domateslerim aldığımdan beri böyle bir bayıldı gibi oldu. Pek hoşuma gitmiyor. Bakalım bu karışım kurtaracak mı? Hep birlikte göreceğiz. Kökünüze çok fazla zarar vermeden şöyle ekşileyelim. Dikine olmasının avantajı, daha önce dediğim gibi dikdörtgen olan saksılarda bütün köklere ulaşmasını sağlayacak. Arkadaşlar, son hali bu. Şöyle açılıp kapanıyor. Açıyorsunuz, suluyorsunuz. Sonrasında kapatıyorsunuz. Burada da dikine uzun olan bir saksımız var. Demiştim, salatalık, ahududu ve limon fidanımız. Bunların dibinde de aynı sistem dikine var. Yani şu şekilde kapağı açılıyor. Aynı deldiğimiz gibi alt taraflarda delikleri var. O şekilde köklerinin beslenmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bekleyelim ve görelim bakalım herhangi bir faydasını görecek miyiz? Herkese iyi hobiler. Görüşmek üzere.